Evde yaptım o şarkıyı. Kendim yaptım her şeyini. Çıktığında zaten şarkının da neredeyse matematiği belliydi. Nasıl, nerede ne olacağı, ne tarz bir şeyde yürüyeceği. Bir saat, iki saat içinde falan çıktı kendi kendine şarkı yani. Öyle hızlı çıktı. Çok şey bir hikayesi yok hani. <laughs> Şuraya gittim bu geldi. Bir anda bir ilham geldi gibi bir hikayesi yok. Sample'ı çok dinliyordum. Avrupa'dayken çok sık dinliyordum. Hep aklımda vardı ona bir şey yapmak. İstediğim hissiyatı yaratmış oluyorum o şekilde. Çünkü bu işi çok iyi yapan birine bile verdiğimde bu işi finalde onca çok iyi olan çıkıyor yani. Benim tam olarak yansıtmak istediğimi o görmüyor. Çok uzun süredir çalıştığım biri değilse. O yüzden genelde diğer prodüktörlerle şarkılara dahil ederek çalışmayı daha çok seviyorum. Ya da en kötü ihtimalle finalde bütün kanalları alıp yine ben istediğim şeye getirmeyi seviyorum. Çünkü zaten şarkıyı yazarken arkada ne olacağını da düşünerek biraz yazıyorum galiba. Kendime söylediğim bir cümleydi aslında. Hayatımın bir döneminde bazı şeyleri yapmam gerekiyordu ve yapmıyordum. Demek ki bunu fark ettim ve bunu fark ettim ettiğimde daha erken uyanmaya başladım. Artık hayatı doldurmaya başladım yani yaşadığım hayatı. Teşekkürüm de isyanım da cesaretime gösterdi villaları da nezareti de sanki şeytan hep yanımda. Bütün kavgam onunla sanki hapsoldum filmin en aksiyonlu sahnesine. Yani burada bahsettiğim aslında hayatım biraz aksiyonlu geçmişten beri. Konu farklı olabiliyor illa kavga gürültü anlamında değil ya da işte çılgınlık yapmak anlamında değil. Bir karar vermek de buna dahil. Ne bileyim işte başka bir insanın sorumluluğunu almak da buna dahil. Genel olarak belki hatta yaşadığımız ülkeyle ilgili hayat biraz hızlı akıyor yani burada. Diğer ülkeler gibi değil. Biraz her şey için acele etmek zorundasın. Bir aksiyonun içinde olmak zorundasın yani. Ve böyle anlarda da hep sanki gerçekten böyle yanımda bir şeytan bana oğlum yap böyle gitsin diyormuş gibi hissediyorum yani. Orada biraz bahsettiğim o. Ve genelde de yapıyorum aslında yani. Biraz radikal bir karar gördüysem alıyorum onu. Her <laughs> türlü <laughs> yani. Bu da finalde kötü bir sonuç da doğurabiliyor. O da oldu daha önce ama hayatımı değiştirdiği de oldu. O yüzden bir bakıma yaşadığım şeyleri cesaretime borçlu olduğunu söylüyorum yani. Herkes kendi cenazesinde bütün bu nefret ondan ama ben ölümden korkmam. Sadece düşmanımız ortak Dedim ya biz öldük çoktan. Cenaze biraz metafor gibi aslında orada. insanların kendi iç hesaplaşmasından bahsediyorum. Çünkü şimdi mesela birine bir kötülük yaptığın zaman veya işte doğru bulmadığın bir şey yaptığında bunu insanlardan gizliyorsun ama finalde kendine baş başa kalınca bununla yüzleşmek zorundasın. Belki 10 sene sonra aklına gelecek yüzleşeceksin. Ama bu elbet olacak yani ve bu, bu konunun bu noktaya gelip finalde kendine kızdığın zaman daha insanlardan nefret eder hale geliyorsun yani. Bizi böyle uzaylı gibi gören sanki böyle işte keko küfür ediyor bir şey mi anlatıyor ne yapıyor ki bu sokaktan gelmiş 18 yaşında ne derdin olabilir ki bu hayatta bu tarz böyle bakış açısına sahip insanlardan bahsediyorum bizden bu şekilde nefret eden insanlardan sokakta böyle iğrenerek baktıkları insanların yaşadığı şeylerin aynılarını onlar da yaşıyorlar en üst tabakada yaşıyor tek bir düşmanımız var aslında onlar sadece bunun farkında değil daha süslenmiş biçimini yaşıyorlar onu da görmüyorlar ama halbuki belki bu tarz insanlar yüzünden o aşağıda gördüğü kişiler o haldeler. Çünkü onlara iş vermeyen onlar ya da işte topluma karıştıklarında böyle garip garip bakan onlar. Finalde şikayet eden de onlar. Hırsızsınız siz şöylesiniz. <laughs> Aman bu beni gasp eder, bağımlıdır bu falan. Bu kişilerden bahsediyorum ve işte sadece düşmanımız ortak derken de söylemek istediğim buydu. Ve hep yeniden doğduk hava karardığında, zengin olduk bu şehrin en derin bataklığında. Her şey çözülmüyor para kazandığında, nerede uyuduğun önemsiz gözün kapandığında. Anlarsın beni hayalin için herkesten önce uyandığında, her umutsuz anımda bir o kulaklığımda. <laughs> Güzel söylemişim. <laughs> Burada mesela spesifik bir şey var yani bizim genelde bir kadro 3-4 kişi aramızda. Hep belli gecelerimiz olmuştur hayatımız boyunca zaten... Uzun bir süredir beraberiz aynı kafalar yani. Hep böyle bazı gecelerde ulan tamam artık böyle olacak diye kararlar verdiğimiz anlar çok oldu yani. Ve hep bunlar da en dönülmeyecek noktalardayken oldu. O tarz bir durumdan bahsediyorum aslında hep yeniden doğduk hava karardığında. Diye. Yani günün sonunda bir şekilde birbirimizi kaldırıp tekrar doğabildik anlamında para sıkıntısı yaşamak insana başka hiçbir şey düşündürmeyen bir şey. Yani. Bir maddi bir problemin varsa, özel, acil bir durumdaysan çözmen gerekiyorsa bundan başka hiçbir şeye odaklanamayacağım bir konu. O yüzden insanda bir şey psikolojisi oluyor yani. Tamam parayı bulduktan sonra artık bambaşka bir hayat yaşayacağını düşünüyorsun. Çok daha mutlu bir insan olacağını düşünüyorsun. Sonra parayı buluyorsun. Bütün bu problemlerin çözülüyor. Gerçekten istediğini alıyorsun. İstediğin yerde yaşıyorsun. İstediğin dünyayı kendine kurabiliyorsun. Ama bir süre sonra bunlar senin için normalleştiği anda... Bu sefer mutlu olacak başka şeyler aramaya başlıyorsun. Çünkü para harca, parayı harcama amacın zaten her türlü mutlu olmak finalde. Yatırım yapmanın amacı da bu. İçki içmeye harcamanın amacı da bu. Finalde işte insan bir görüyor ki aslında çok fazla şey var paranın bize sağlayamayacağı. Villada da uysan, nezarette de uysan. Önemli olan bir önceki dörtlükte bahsettiğim herkesin kendi iç muhasebesi, kendi cenazesi yani. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan ilk senin uyanman lazım. En çok zamanını buna harcaman lazım. Bu konuda da bana da birçok insana da en çok ilham olan kişi Vio. O yüzden ben hala umutsuz anımda sadece öyle anlarımda değil ama onu dinliyorum. O <laughs> bana bir güç veriyor orada da bunu söylüyorum yani. Gerçekten istiyorsan tüm şartlar eşit. Bütün çaba ailemi kurtarmak için. Koşmak zorundayım çok var daha işim. Uyumak korkaklar için. Herkes bambaşka hayatlar yaşıyor yani. Senin neyin içinde olduğunu bilmiyorum. Benim neyin içinden çıktığımı bilmiyorsun ya da şu an neyin içinde olduğumu ama sen şu an bu işi yapmak istiyorsun ve yapıyorsun. Senin için aslında şartlar diğer bir yapan kişiyle eşit. En fazla onun bir kamerası daha olur, 10 kamerası daha olur. Ama sen hayal gücünü kullanabiliyorsan şartlar eşit demektir. Çok yani böyle hayat dersi vermek gibi bir kaygım yok. Şimdi öyle böyle konuştum ama şarkının konusundan dolayı aslında yani böyle şeyler anlattım. Zaten asıl alt metin bu yani. Aslında işte ben bu saati takıyorum derken de alt metin bu yani. Ben de senin gibiydim. Oradaydım. Ben de aynı şartlar altındaydım. Ama kendi kendime bunu yapabildim. Demek ki yapabilirsin diye anlatmak aslında yani. Çok fazla bu şarkılardan güç bulduğunu söyleyen insanlar da var. Mesela daha önceki yıllarda çok buna inanasım gelmiyordu yani. Ya diyor, Şarkı işte. Ama halbuki şimdi daha farklı düşünüyorum büyüdükçe. Yani bir insanın bir şeyine ufak da olsa bir motivasyon veriyoruz hayatında. Artık seni nereye koyduysa belki okuluyla ilgili, belki ailesiyle ilgili, belki parayla ilgili, belki hayaliyle ilgili. İyi veya kötü bir şekilde sen onun hikayesinde yer buluyorsun aslında. Kutsal bir şey gibi geliyor bana yani. O gayem olmasa da böyle olmasından, böyle konuşulmasından çok mutluyum ya. Yani. Şarkıyı yaptıktan kısa bir süre sonra yayınladım. Hemen çıkması gerektiğini düşündüm. Bu benim eskiden lanetimdi yani. Ben çok fazla üretirim her gün. Bir şarkı yaparım belki yani. En kötü stüdyoda zaman geçiririm. Bir şey yapmadıysam bile yapmaya çalışarak bir günü geçiririm en kötü ihtimalle. Önceden çok bunları yayınlamam konusunda sıkıntı yaşıyordum. <laughs> Çıkarmamam iki senede bir albüm çıkarmak falan. Şimdi biraz onu açtığım için elimdeki şeyleri çok bekletmek istemiyorum. O yüzden o şarkıyı yaptım bir hafta sonra falan. Gönderdim yayınlanması için. O arada da o şarkının istediği gibi bir klip çekecek bir vakit yoktu galiba yani. O daha farklı düşünülmüş bir şey istiyordu. Çok böyle kameranın karşısına geç şarkı söyleme klip kaldıracak gibi değildi. Öyle olacağına hiç olmamasını tercih ettim yani. Dinlerken insan kendi görsel şeyini hayal etsin. Gibi düşündüm yani. Şimdi bu işin temeli, kökü hayal gücü yani. Sen hayal gücünü kullanırsan iyi bir şey yapabilirsin. Özgün olabilirsin. Şu an biz kendi şirketimizi kurduk CNC Klan olarak artık devam ediyoruz. O yüzden zaten artık özgürüz. İstediğimizi yapabiliyoruz ki zaten ticari olarak da başarı getirecek şey bu olduğunu düşünüyoruz. Ama genellikle maalesef para harcayan kişilerde şirketlerde daha farklı bir bakış açısı oluyor. Yani sen dünyanın en iyi şarkısını da yapmış olsan adam senin karşısına bir liste koyuyor atıyorum nakap listesi bakıyorsun oradaki adam da seni kıyaslıyor yaptığın şeyin içeriğine bakmıyor rakam görüyor sana baktım anladın mı kafanın üstünde bir izlenme sayısı yazıyor sana ona göre bir yaklaşımı oluyor yani bu kim için daha zararlı şirket için daha zararlı çünkü sen yarın büyüyeceksin İyi bir noktaya geleceksin. O da sana bakıp diyecek ki ulan adam haklıymış gibi bir muhabbete dönecek. O yüzden yani çok aslında taraftar değilim. Müzik yapan insanların bir yerlere bağlanmasının koşullar tabii ki çok önemli. Onun dışında buna ihtiyaç var mı çok önemli. Biz ilk şirket anlaşmamızı yaptığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Parkta oturup rap söylüyorduk. Yani kendi kendimize kayıt yapıp yayınlıyorduk. Toplantıya zar zor gitmiştik ilk şirket toplantısına yani. O zaman bizim için mecburdu açıkçası. Biz en başında bile kendi kendimize dedik ki biz bu konulara çok hakim değiliz resmi işlere. Dolandırılabiliriz ama bu bizim için bir şans yani. <laughs> Gerekirse 5 yıl mı imzaladık sözleşme? 5 yıl para kazanmasak da olur. Ama istediğimiz klibi çekebilelim, istediğimiz işi yapabilelim. Zaten emindik bugünün olacağından. Önce herkes kendine inanması gerek. En başta kendi yaptığın işten eminsen zaten devamı geliyor yani. Vallahi şu an 9'da falan kalkıyorum. Bugün öyle bir saatte kalktım. 5'te 6'da yattığım da oluyor. 1'de yattığım da oluyor. Değişiyor. Yatış saatimi... Bir sınırı yok ama uyanma saatim var yani. Kendine diyeceksin ki ya niye kalkamayayım ki yani? Çünkü insan deniyor lan bugün uyumayayım, yarın işte erken uyuyayım, öbür gün erken uyanırım, uyku düzenim olur falan öyle bir şey değil bu yani. Kendi iradeni kendine hatırlatmak yani. Niye kalkamayayım ki ne var bunda yani. Ölünce uyuyacağız bol bol. <laughs>